Şimdi de geçen sizlerden Şef Süzen'le torta yapmağa. Tekrardan günaydınlar Şef Süzen. Günaydın Zeynep. Alma tortamız. Bəli. Tatlı bir yani tatlı bir güzel bir tatlıdır. Hemen almaydan yaparak o yüzden. Tabii ki başka meyvelerden de olar. Şeftaliden olar, çilikten olar. Yani başka meyveler seviyorlar yapabilirler içinden. Ama önceden malzemeler sayağın. Bir adet yumurtamız var. Güzel. Yarım su bardağı sıvı yağımız var. Takriben yarım su bardağı şekerimiz var. Ama birazını da koyarak iç harcına. Yani almaydan beraber biraz şirin olsun. Güzel. Darçın koyarak içine. Yanında da kabartma tuzu. Darçınla alma çok uyar. Çok güzel olur böyle. Yanında da aynen kabartma tuzu onunla koyarak gerekim. Bir de 125 gram takriben margarin yani köre. Güzel. Edebilir doymuş yaktan da yapsalarız. Onu olur. Biz göz ayarı koyarız. Evet, takriben 2 bardak alır bizden yani az olan alır. Yani bir güzel. Kadar un yani hamur. Çok hamur istemez. Ha, az hamur yapacağız. Önceden hamuru yapalım. Tamam. Sonra iç harcını geçerim. Başlayalım o zaman. Bildiğim kadar asantı yani böyle yapmak da çok vakit aparmaz. Aynı vakitte turşamak da istemez. Yok istemez hemen kabartma tuzuyla yaprak olsun. Biz gerekken böyle bir silah ki hamuru kıymetmezler. Yumuşak bir hamur olsun. Güzel. Şekerden ilk önce yumurtanı çaldık. Evet, şekeri bu şekilde yumurtayla beraber. Şeker de çok koymarık. Takribi göz ayarı bir yarım glas çıktı. O kadar ne yapacağız? İçine fazla yok. Güzel. Bu şekilde biraz şeker elde arıq yumurtaydan. Aynen. Eğer ait mesela cemaat var ise Hz. Mirsel'e şeker koysalar falan edebilirler esmer şeker koysalar. Esmer şeker yapabilirler bari. Ya da bal da koyabilirler için. Çünkü çok fazla şeker almıyor. Baldan da yapabilirler. Tabii baldan. Güzel. Biz biraz şirinliği olsun. Bir az sıvıya koyarız sonra ihtiyaç. Dişim tüm çaşırır çengelden karşılığı. Gördüm. Kalsın sonra ihtiyacı göre aldık. Bunu alırım ben. İndi geldik onu başlarız. Kere. Kere koyarız. Yani hem ya koyduk hem kere. Yağı çok az koydum. Bakarım indi fazla istediyse koyarım. Bir parçanı çevirdim. Almaydan beraber. Almam pişirim içinde. Güzel. Gel hemen kabartma tozunu da koyarız. Sonradan hemen un ekleriz. Hemen güzel. Yardımcı olur sana. Koyayım mı? Koy. Tamam. Onunla beraber yukarı koyarsın. Köreyden yani gerekim köreyden yapsalar olsun. Çünkü adı köreydendi. Bir de böyle gerek imşak olsun. Sıvı yağ çok kuru eder özün. Elinde kırılı. Güzel bir tatlıdır beğendim özünü. Peki biz bunu edebilirik normal edelim üzerine şire sapağın. Hissedirəm bu da hoş olur. Yani üzerine şire sapsam içtikten sonra? İçtikten sonra. Olabilir. Biz ben pudra şeker saparım üzerine. O da güzeldi. O da. Ha. Bu bir çizgi film var. Filmle Snow White. Bob Tursa'dan yaparlar. Anlamadım. Alman sahile gelirse eder özüne. Aynen. Tuzukken bakardı özüne. İndi hala ihtiyaç var. Bak baksan hala yağlıdı, kerədi. Neydi bunca? Bir tek daha koy. Tamam. Çok da yağlı olmasın. Hatta böyle güzel pişsin. Bu şekilde yuvarlak olsun. Güzel. Tamamen ele yapışmayan bir hamur olsun. Dediğim için baksalar ihtiyaç var yağa. Biraz yağ da koyabilirim. Bence ister biraz hissederim. Hala imşaktı baba. Ben diyorum un ister hala. Biraz koyayım un. Un ha. Tamam. Öz kıyım olmağıydan daha ele yapışmasın. Onda daha güzel olur. Yani edebilene makineyden de etsin. Bence biraz daha ister. Ha. Bas. Oğlum makineyden de bas bu. Bence ha elden olsa daha iyi. Ha, yani kıvamına baksa dikkatli olsunlar. Daha güzel olurlardı. Aynen. Ama asan bir tatlı da yani. Böyle çok vakit de aparmaz. Hiç vakit yapılmaz. Biz hamurun dikkatli olsun. Yani çok kuru etmezler uzun. Almanya edebilirler pişirsiler. İsterse pişirmezler uzun. Biz rendelenden sonra biraz suyun alsınlar. Sen pişireceksin. Ben pişireceğim. Hazırlarım böyle mürabba kim olsun. Güzel. Bence de o daha iyiydi. Biraz şirasın varsa daha lezzetli olur. Bu şekilde ele yapışmır daha. Tamam oldu. Güzel.
Ama işte bir az kuru hamur hissediyorum. Gene hakimden olsun. Hatta böyle biraz şekerleme kimi olsun azdır. O fazla onu da almayacağım özün. Güzel. Getirin bayraksın koyasın. Onu bu şekilde bırakalım. Hatta iç harcımızı yaparız. Sonra açar olasın. Güzelce göre. Tamam. Getirelim onu. Kaldıralım. Biraz kereden yapacağım özün. İstersen de biraz sıvı yağ da koyarım içine. Yani çift sezon dedik ki edebilsiz Alman bir şey yani siz ama Alman her ne olsa içini pişirsek biraz böyle şirinlenir. Yani çok daha lezzetli olur. Lezzet bence bu daha iyiydi de yani. Çok fazla koymuyorum yani diye mesela daha da aralar yok. Bu kere çok güzel bir lezzet verir aslında. Güzel. Edebilirle diye tam çünkü aynen sada yağdan yapmışlar. O yağ koyması peki hiç. Biz Alman'ı kavrandık içine biraz şeker koyarız. Koyarız. Yani bence kıymak. İster bir hafif darçında. Çünkü benim Alman da şirindi yani kırmızı almadı. Almalar var turşlu. Askere yeşil alma kullanırlar. O biraz şeker ister daha fazla. Hemen geldik. Şimdi almanı koyarız. Almanı da aynı rendelemişim. Biz beklediği için biraz rengi döndü. Zaten öz alma belaydı. Hatta yani beyaz olsaydı, pişirseydi orası zaten sarı olmadı. Hemen dönerdi rengi böyle. Aynen. Bu şekilde. Biraz dolantır vazın yağdan iç şeker koymamızın suyunu verir. Pişirdikler zaman çok daha güzel olur. Zaten yani böyle tam murabba kimde olur. Aynen. Bir de darçın piştiği zaman çok daha güzel olur. Kokusun. Tabii ki daha güzel olur. Hemen kalan şekeri koyarım üzerine. Takriben 2-3 yemek kaşığı olur. Fazla derken. Dediğim için başka meyvelerden yapabilirler özün. Var çilekten yapar özün, var kirazdan yapar, var şeftaliden. Güzel. Mesela alma en fazla ben almayı seviyorum bu şekilde tatlılarda. Özellikle tarçın oldu tatlılarda. Alma çok daha güzel olur. Bence de çok güzeldi. Tarçının da alma çok uyar. Ben tadını çok severim. Bir de bir şey vardı çok severim özün. Adı sinabon bildiğim kadar. O da tarçından var. Tarçın vardı. Şeker. Çok lezzetliydi. Şef Süzen ister bir gün yapalım. Yapmışım burada. Bir kere burada. Ben doğrusu yazdan aldım ama evde hiç etmemişim. İsterim tecrübe edeyim tamam muhasebası korkam elimde çıkmasın. Bir kere bundan evvel tecrübe ettim böyle %100 çıkmadı. Evde sevmediler özü. Ben burada yaptım. Çok lezzetliydi. Özellikle üzerine karamel sosla. Çok güzel olur bence. Ben burada bir kere yaptım. İnşallah bir devam bir kere daha yaparız o zaman. İnşallah. Çok asantı. Aynı hamirini yaparlar. Güzel. Onda şekeri kereyden şeker, darçın katılır özün. Bir krem şeklinde yapılır özün. Sonra hamur atılır, üzerine sürerler özün. Keseler buralar özün. Çok güzel. O biraz turşulamak ister çünkü humreyden yapılır. Tam bildiğim kadar donat hamuru gibi aynen. Ha, böyle poğaça hamuru böyle bir şekilde dergin. Yani şekerleme tarzı dergin. İçinde humre vardı. Aynen. Gel alın atalım bunu. Bu şekilde bir bayraksın var tam turta şeklinde. Güzel. Bu bayraksın beni gel yiyin yarı kaç gün evde vardı. Hapsi evlerde var. Hapsi evlerde vardı. Hiç bu kadardan çalışmazsınız yani. Ha, temizliyorum. Gel yağlı çağda. Aynen. Hamurun bir kısmını çeviriyorum üzeri için. Var hamur rendeleler. Şimdi biz de rendeleyeceğiz böyle hamuru üzerine. Güzel. Üstünü kapatarız. Ben yapmışım da aynen dilim dilim yapmışız üzerine. O da onlar. Aynı bas. Ama o kırlı elde zahmetli olur. O biraz zordu. Bence şey olsa böyle esnek olsun daha iyiydi. Ben almaya bakayım. O şeker güzel krema şeklinde oldu. Aynen karamel oldu. Ama taşın endiri keyfine göre hatta almalar inşallah. Bir de hamur hafif açsa yani çok kan etmez tarzı. Bu
şekilde, yumru şeklinde yapıyorsun. Ben yağlı kağıttan koydum. Hatta kolay çıkardım. Edebilirler biraz tepsini yığılasınlar. Bence de aynen bu kağıttan koysak özüm daha iyiydi. Sen demiştin. Daha tez çıkar. Hatta kessek tez çıkar. Aynen. Bak çok kalın etmem özüm. Bu şekilde açıram. Ne kadar tepsimiz ne kadar o kadar açarım. Fazlalarını da keserim. Bunu kaldırırız. Almanın altını kapattım. İster etrafını keserim ya ne kadar? Keserim önce etrafını hepsini. Fazlaları aldık. Dediğim için istemeyen yağlı kağıt çıkartabiliyorsun. Çok kolaydı. Ama ben istedim hemen yağlı kağıttan çıkardım özünü. Çünkü bir sıcak sıcak keseceğim özün gerekir. Eklenmeyeceğim onun için. Özler evde oldukları zaman beklerler sağ olsun sorun çabuk. Edebilirler bir kere koysalar altına. Hatta bir şey vardı, bu bayreksin de çıkmak asandı bildiğim. Bu kadar yapışmaz. Yok yapışmaz. Ama bu yağlı kağıdın fazlasını keseceğim. Yani çok fazla olmasın. Yanar zaten fazla fazla. Aynı şekilde bastırıyorsun. Hatta etrafının şeklini alsın. Almanca etraf da kasa bir işgal etmez yani. Ah bu fazlalar ar görüntü verir özne. Bir bıçak yardımıyla hemen keser etraf. Tam kadar olsun. Hatta güzel görüntüsü olsun. Biz üzerine koyduğumuz hamur denedilersek gerçekten üzerinde böyle kurur, böyle çok güzel olur. İçinde de alma imşak çok lezzetli olur. Bildiğim kadar yapıpsan burada, çubuğun da adı garip gelmiyor mu? Ya yapmışım böyle. Onu da şerit şeklinde yaptık. Aynı bu şekilde tam kap şeklini aldı. Güzel. Kaldıralım. Şimdi gel lan almalarımızı. Çok güzel yumuşak oldu. Darçın da geldi içinden. Bu şekilde daha da arızı. Şimdi bu hele fırında da pişer, çok güzel olur. Yani biraz daha fazla suyunu verer. Tabii ki. Hamile de sınır. Ha. Güzel. Şimdi gelin, kalan hamur rendeleme. Normal rendeli var ise bu şekilde benim makinem vardı. Biz yatırmam. Yani böyle elden yediremiyorsun. Güzel. Biz el olma kayıt olur. Edebilik de hamur kurda kurda doğru yağın ama ben bence bu en iyi tarika hatta üzerindeki hamur biraz kuru olsun. Bence kuru olsa onca tatlı olur. Az az asla ellerine yavaş yavaş bu şekilde. Ne güzel. Bir güzel bir görüntü verir özne. Aynen. Diyesen peki pizza üzerine peynir koyduk. Hakikaten peynire benzer. Peynir koymazlar yerine. Seyircilerimiz buradan gördüğümüz yani peynir döğü gibi hamurdu biz. Korvasan takıyla yetiştiğimiz, görmediğimiz. Bu şekilde iyice rendeledim hızlı. Etrafa koy. Güzel. Burada bir iki kutu kalıp. Şimdi onu da koyarak tam üstünü kapatarak. Bence de hatta böyle çok çok bol bol alma tadı vermesin yiyebilmezler özünü. Yani biz bir hafif zaten ıslık bir alma tadı darçınlı olsun.
Hepsi xəmirləri kullandık. Hiçbir xəmir az kalmadı. Güzel. İndi ətrafı da dağdan lazım. Çok güzel. Bu şəkildə hər tərəfə dağdan lazım. Hatta güzel çıxsın, görüntüsün. Biraz bastır lazım. Çok güzel. Elma sağlık. Sağ olasın. Etrafını döndürmürük. Gerek yoktu. Əvvəlisi de fırına tarıq özün. Nanca istər təqribən fırında? Çok tez pişer. Təqribən bir 15 dakikada gerek yanda dursunlar. Ataşı önceden altın pişirsin, sonra üstün. O kızartma. Zaman çok iyi. Ha. Tekrardan döndük zaten. Bunu fırına koy. Birazdan döndük zaten. Bir de tekrardan bakarıq. Alma tortağımız necə oldu? Hı-hı. Tekrardan döndük sizlerden, tortağımız hazır oldu. Şimdi sizden tortağımız görürüm, güzel güzel kokular geldi. Bəli, kızardı, hemen çaldı bazen. Altın rengisini böyle bir az sarı olsun, hemen çıxartırsın. Çok fazla yandırmazsa çünkü acı olur. Aynen. Bence de bir hafif kızarsa çok lezzetli olur. Kokusu çok hoştu. Yani bir hafif böyle kek kokusu da verir. Hı, tartın. Hı-hı. Yani bu şekilde hemen dikkatli. Dediğimiz gibi kisa koyduğumuzda, kağıt koyduğumuzda çok asan çıkar. Ama özler gerekir biraz bekilersinler hatta. Çiftlerine göre çıkardırlar özün. Güzel. Ama çıkarı çok iyi. Özü her zaman her tatlı gerek biraz bekilersin. Dağılmasın. Vay. Çok beğendim. Görüntüsü de aynı tam turta şeklini aldı. Çok güzeldi. Eller güzel, o sağlı. Hemen sağ olasın. Hemen biraz pudra şeker sepeceğim özden. Bu şekilde. Yani bu isteğe kadar. Çok güzel oldu gerçekten. Elva sağlık. Afiyet olsun. Kokusu, bir kokusu var. Çok beğendim özünü. İstersen keser sağ olun özüm. Bir dilim. Bence kesin. O dilimi aparım gelin. Wow, çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi alma içinde, üzerindeki tam kızardı. Hemen bir hafif bir tabaka içinde alma oldu. Böyle kenara koy özünü, böyle kameramanımız çıkarsın gerçekten. Çok güzel bir görüntüsü de oldu. Bence her akşam bir sıcak çaydan perfect olur. Aynen. Eller ve sağlık. Kamer de zaten çok asantıydı. Yani çok normal asantı aynen. Kereydi yaptık. 125 gram kereydi. Güzel. Biraz sıvı yağ koydum içine. Yani size göre yani bakarsan bazı onlar az yağ ister. Onu da gerek yoktu koymağına. Bir adet yumurtamız vardı, yarım su bardağı şeker var idi. Güzel. Yani basın bir xəmirdi, bir kabartma tuzuyla yaptığı için iyice yoğurdum, el yapışmayan bir xəmir olsun. Sonra da içine almanı rendelemiştik, önceden kabuğunu astılar, sonra da şekerden biraz darçından aynı bir damara bütün bir şey yapsılar. İçine koyduk özün, bir şekilde açtık, üzerine de aynen kalan xəmir rendeledik. İsterse de aynı şirin şirin şeklinde yapsılar, o da olur. Güzel. Ondan sonra da üzerine şeker pudra koyduk. Biraz pudra şeker sattı. O da isteği göre. Çok güzel oldu. Kokusu da çok güzeldi. Elva sağlık tekrardan şef sizler. Şimdi de umarım sizler de beğenirsiniz özünü yaparsınız özünü. Gelecek günlerde bir sıcak çaydan hemen çok mazbuttum.